Arkadaşlar herkese selam. Borsa Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 2000 Türk Lirası ile başladığımız challenge'a devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 2800 Türk Lirası var. Ama burada aşağıda yaklaşık 9 dolarlık bir hediye geldi bana. Starbucks ve Apple hisse hediyesi. Onları dahil etmiyorum. Şu anda 2650 Türk Lirası yaklaşık paramız bulunuyor. ATXS'den 9 dolar karımız var. Adidas'tan 3 dolar kar ettik. Warner Bros'tan ise 10 dolar yaklaşık zarar ettik. Warner Bros. Haftalıkta düşüş trende girdi. Yani genel olarak toplamda 13 artı oradan da 10. Yani çok fazla bir kar edemedik açıkçası. En son 2450 Türk lirasıyla kapatmıştık videoyu ve şu anda 2800 liramız var yaklaşık. Tabii fi ücretlerine gidiyor sürekli. Şimdi bunları satacağım. Üzerlerine tıklıyorum. Sat diyorum. Bunlar iyi kazandı. İşlem ücretlerine çok yüksek gidiyor. O yüzden burada o kadar az sat yapmamamız gerekiyor. Ama ben daha çok bu bir challenge olduğu için yapıyorum. Yani bir öncekinde de bayağı 3 dolar işlem ücreti vermiştik. 3 dolar deyince yaklaşık 50 lira. Çok güzel para yani. Şimdi böyle onayla diyorum. Tabi bunu satarken market fiyatından sattım. Bu ise daha önce Kozmos vardı. Kozmos da gider ama daha satıyorum demiştim. Bunlar da aynı daha gidebilirler ama satıyorum çünkü amaç challenge yani burada işlemler yapmak. Yeni birkaç tane işlem bulup ona gireceğiz. Şimdi bunu da satıyorum. Ya zaten 10 dolar bir karımız vardı. Onu da sanırım bu işlem ücretlerinde vereceğiz. Evet, tümünü sat diyorum. Sattım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 136 dolar ile işlemlere devam edeceğim. Listelerimiz var burada. Şu Kozmos satmıştık. Benim satışımdan sonra düştü. Şuralarda satmıştık. Daha sonradan bir anda bu 20 dolara kadar yükseldi. Tabi o sırada bizim elimizde yoktu. Keşke onu yakalanmış olsaydık. Calera da burada hala hareketli. Bunları şimdi ben buraya yeni iki tane hisse ekleyeceğim. Bunları ben TradingView'den buldum. Burada izleme listeme de ekledim aynı zamanda. Sol alt köşede borsa kısmında görüyorsunuz. Rivian Otomotiv, elektronik otomotiv kısmına yükleniyorlar arkadaşlar. Bir de Disney Vault. Bunlara bakacağım. Rivian Otomotiv. Ekliyorum bunu. Şimdi bakalım 20 dolar civarında. Bundan alacağım. Tabi artık çok fazla almak istemiyorum. 50-50 30 mu yapalım? Çünkü işlem ücretlerine 1,5-1,5 5 dolar gitti az önce. Yine bir 150 lira gitti yani. Kazandığımız paralar sürekli gidiyor. Evet, tutar kısmına bir 20 dolarlık alalım. Evet, bundan 20 dolarlık aldım. Ardından diğer hissemiz gidiyorum. Disneyland, The Walt Disney Company biliyorsunuz film sektöründe. Bundan al diyorum. Bundan da 45 dolarlık alalım. Evet, Emir şu anda buraya hep işlemiş olması gerek. Şimdi buradan tekrar bakıyorum. Yani burada mesela yeni yılda en çok kazandırması beklenenlerine Warner Bros. Koymuşlar. Ama ben zararla çıktım. Meta mesela. Tabii şey alabiliriz. Bakın Coinbase'in hisse senetlerinin fiyatları nasıl değer kaybettiğini görüyoruz. Yani 300 dolardan nerelere kadar gelmiş. Burada gidiyorum. Coinbase'de bu. Bir de TradingView'den inceleyelim. Nasdaq, Coinbase. Günlükte böyle görünüyor. Haftalıkta bakalım. Coinbase'in hisseleri de bayağı değer kaybetmiş. Coinbase'den alalım. Tümüyle alalım arkadaşlar zaten. Şu anda bu şekilde şu Coinbase'i de buraya koyalım. Yeni sıralamamız tamamen bu şekilde olsun. Yani aslında trade sayımızı arttırdığımız için burada para hep fiye gidiyor yani. O yüzden siz bunlar pek yapmanızı tavsiye etmiyorum veya dikkat edin yani fi ücretlerinin düşük olduğu bir yer. Çünkü bir al sattı 3 dolar gidiyor farkındaysanız. Az önce aldım sattım falan gitti yani paralar 3 3 3 6 9 dolarım gitti yani orada. Kazandığımız neredeyse tüm parayı oraya vermiş olduk. Diyeceğim o ki dikkat edelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakalım bunlar da iyi kazanabileceğiz mi? Umarım bir anda şöyle %30 %40'lar olursa verdiğimiz tüm işlem ücretlerini de geri almış olacağız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada Borsa İstanbul'da 31 Aralık'a kadar işlem ücreti yok. Ama ben Borsa İstanbul'a pek girmiyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.